Metropol'den merhaba, Piripike güçle başlıyoruz. Piripike Güç Sergisi, günümüzün en önemli fotoğraf ödüllerinden Piripike'nin finalistlerini bir araya getiriyor. Sevgili seyirciler, Piripike Güç Sergisi'nde Sena Çakırkaya ile birlikteyiz. Bize sergiyi anlatır mısınız? Piripike günümüzün en önemli fotoğraf ödüllerinden bir tanesi. Daha çok toplumsal ve çevresel konulara önem vermesiyle önem kazanan bir yarışma. Her sene farklı bir konu etrafında şekilleniyor. Bu seneki konusu ise güç. Güç tabii çok kapsamlı, sanatçılar tarafından çok farklı şekillerde ele alınan bir konu. Biraz paradoksal da bir konu. Serginin geneline baktığımız zaman insan ve doğa arasındaki hayatta kalma mücadelesi, verdiğimiz hasarlar karşısındaki çaresizliğimiz, toplumsal güç çatışmaları, işgaller veya isyanlarla aslında bugün içinde bulunduğumuz dünyadaki iktidarın ikilemleri ele alınıyor diyebiliriz. Piripike nedir? Piripike Cenevre merkezli bir fotoğraf ödülü. Daha çok sürdürülebilirlik ve çevre, toplumsal konuları ele alan bir yarışma. Bu senenin kazananı kim? Bu seneyi Luc Dolay kazandı. Her sene 12 finalist seçiliyor. Aslında kazananın da çok bir önemi yok. Hani herkes çok çarpıcı şekillerde hani bu konuyu ele alıyor ve birçok dünyadan birçok aday gösteriliyor. 12 finalistin arasında bu sene öne çıkan isim Luc Dolay oldu. Fransız bir sanatçı. Tek bir serisiyle değil farklı çalışmalarından kombinasyonla sergide yer alıyor diyebiliriz. Peki nerelerde çekilmiş sanatçının resimleri? Çok farklı, dünyanın çok farklı yerlerinde çekilmiş fotoğraflardan bahsediyoruz Luc Dolay için. Örneğin sergideki iki tane fotoğraf, bir tanesi Irak'ta bir Amerikan tankına kurulmuş pusuyu gösteren bir fotoğraf. Diğeri ise OPEC toplantısı sırasında çekilmiş bir fotoğraf. Yani ikisi de aslında gücün bir tanesi masa başında diyebileceğimiz oradaki kaotik durumu gösterirken diğeri daha sahada bir savaşın içerisinde kazananın belli olmadığı bir güç çatışmasının içerisindeki durumu aslında ortaya koyan bir fotoğraf. Arkamızda da son zamanların en önemli olaylarından birini gösteren iki fotoğraf var. İnanılmaz büyük bir çevre felaketi oldu. Bundan bahsedebilir miyiz? Fotoğrafları nasıl çekmiş? Çok geniş fotoğraflar. Bu Meksika Körfezi'ndeki BP sızıntısı sırasında çekilmiş fotoğraflar. Tabii çok büyük bir faciadan bahsediyoruz. Televizyonlarda gördük ama yani belki de bu facianın boyutlarında çok fazla hani gündeme getirilmedi belki de. İspanyol sanatçı Daniel Beltra havadan yaptığı çekimlerini hem bunu bir estetik olarak hani bu faciayı gösterirken aslında insanlara da durumun büyüklüğünü ve vahametini de gösteren bir seri ortaya çıkartmış. Hani birazcık çekici olarak insanlara konuya çekip arkadan da gerçekleri göstermesi açısından çok önemli bir seri ortaya çıkartmış. Yine Arap Baharı çok gündemde. Ve çok mistik geliyor Arap kadını, belki de çok fazla göremediğimiz için böyle kapalı kapılar arkasında. Buna değinen bir fotoğraf serisi de var sergide. Jacqueline Hessing'in bir serisi var. Arap iş kadınlarıyla beraber çalıştığı bir seri. Bu seride bu iş kadınlarını görmüyoruz.
Ama onların yemek odasıyla iş yerindeki toplantı odasını yan yana görme şansımız oluyor. Aslında yani bu Körfez ülkelerindeki hemen hemen her ülkeden bir kadının iş ortamına ve ev ortamına girerek yaptığı bir seri. Hem onların öne çıkan, şu anda daha da kuvvetlenen iş dünyasındaki güçlerini gösteriyor. Bir yandan da iki iktidar alanını yan yana getiriyor. Yani kadının iş yerindeki iktidar ve gösteriş alanıyla evindeki misafirlerini karşıladığı yemek odasını aslında yan yana getirmesiyle çok ilginç bir seri ortaya çıkıyor. Amerikalı fotoğrafçı Robert Adams, ormancılıkta tartışmalı bir konu olan tıraşlama yöntemini eserlerine yansıtır. Sanatçı, bir bölgedeki ağaçların tamamı ya da büyük bölümü kesilerek tıraşlanan ormanlardan geriye kalanları fotoğraflar. Cezayir asıllı Fransız sanatçı Boris Sa, Paris banyolarındaki göçmenlerin güç savaşlarını yansıtır. Ahmet Borissa, öznelerini Fransız İhtilali çerçevesine yerleştirir ve toplum içindeki ön yargıları ele alır. Sanatçı, coğrafi ve toplumsal alanlardaki karakterleri inceler, toplumsal gerçekliği araştıran çalışmalar üretir. Batı Japonya'daki Tohoku, Haziran 2011'de tsunami'den ve Fukushima civarındaki nükleer kirlilikten en çok etkilenen bölge olur. Fransız Philippe Chancel, bozulmamış bir alan bulmak için nükleer santralin etrafında bulunan girilmesi yasak bölgenin sınırından kuzeye doğru ilerler. GPS verilerini kullanarak aynı anda çekilen ve Google Earth'te kullanılan uydu fotoğraflarıyla yolculuğunu yeniden kurgular. Britanyalı Edmund Clark, Guantanamo Körfezi'nde hala varlığını sürdüren askeri hapishaneyi fotoğraflarına yansıtır. Sanatçı bu hapishaneyi teröre karşı küresel savaştaki güç dengesizliğinin simgesi olarak niteler, kontrol altında tutulma ve hapsedilmenin sonuçlarını araştırır. Belçikalı Carl de Keyser'in Tufandan Önceki Anlar başlıklı çalışması, Avrupa'nın küresel iklim değişikliği felaketiyle nasıl başa çıkmaya çalıştığını belgeler. Avrupa'nın 65 bin kilometre uzunluğundaki kıyıları, geçmişten kalmış ve hiçbir işe yaramayan kıyı savunma yapılarıyla doludur. Birçoğuna büyük malzeme ve insan emeği harcanır. Ama çoğu düşman gelmediği, geldiği zaman da yapılar artık eskidiği için hiçbir zaman kullanılamaz. Savaşa, mitlerine ve belleğe odaklanan Vietnam asıllı Amerikalı En Mili, Kaliforniya'daki deniz piyadeleri Havayar Muharebe Merkezi'nde Irak'a gitmek üzere eğitim gören deniz piyadelerini görüntüler. Sanatçının siyah-beyaz fotoğrafları 19. yüzyıl savaş fotoğraflarına yakın durur. Amerikalı fotoğrafçı Joel Sternfield, Kasım 2005'te Kanada'nın Montreal şehrindeki 11. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na katılır. Ekolojik çöküş konusunda geri dönülebilir noktayı geçtiğimizi düşünen 20 bin delegenin bu konuda duydukları korkunun fotoğrafını çeker. Afrikalı sanatçı Guy Tillim'in görüntüleri, sömürge sonrası Kongo'nun iktidardaki kişileri ve kurumlarını gözler önüne serer.
Başlangıçta emperyalist işgale ve sömürge idaresine maruz kalan Demokratik Kongo Cumhuriyeti olarak bilinen topraklar, Patrice Lumumba'nın suikaste kurban gitmesi, Mobutu Sese Seko'nun diktatörlüğü, iç savaş, Birleşmiş Milletler desteğiyle yakın zamanda yapılan seçimlerin baltalanması gibi felaketler yaşadı. Azerbaycanlı Rena Efendi, Çernobil felaketinin izini sürer. 26 yıl sonra yabancılaşmış bölgeye gider ve felaketin arkasında kalanları inceler. Piri Pike Güç, 28 Nisan'a kadar İstanbul Modern'de.